YouTube kanalımdan herkese Merhabalar bugün meyveli karamelli tart kek yapıyorum hemen tarifin yapılışıyla başlayalım 2 yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri mikserle köpürene kadar güzelce çırpalım 2 yumurtalı küçük bir kek hazırlayacağım hazırlaması oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı su ekliyorum suyun sıcaklığı normal e, içme suyu kıvamında ılık veya sıcak soğuk değil bu malzemeleri de ekledikten sonra mikserle çok kısa çırpalım. Bir buçuk su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, bir paket de vanilin. Bu malzemeleri sadece karışana kadar çırpalım. Kekimiz hazır, ee, kıvamı bu şekilde olacak. Ne çok katı, ne de çok akışkan, normal bir kek kıvamında. Ben tart kek kalıbı kullanıyorum. Her yerini önce katı yağ ile yağladım. Kek karışımını döktükten sonra üzerine düzleştirip, önceden ısıttığımız fırında e, beyaz kek olduğu için ben bu sefer fanlı ayarda pişirdim. Rengi çok fazla beyaz kalmasın diye 160-165 derecelik e, bir fırın ısısında pişirelim. E, şimdi karamelin yapılışına geçiyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik toz şekeri e, tavaya aldım. Üzerine yarım çay bardağından biraz az su ekliyorum. Şeker eridikten sonra su miktarı az olduğu için böyle kristalize bir görüntüye geliyor. E, önce şeker eriyor. Daha sonra katılaşıyor. Ve artık e, son aşamada bu beyaz kristalize şekerler eriyip böyle karamel rengine geliyor İstediğimiz renge geldikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyeceğiz o sırada kamera kapalı kalmış bu renge geldikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim Ben çekerken fark etmemişim tereyağını ekleyip karıştırdıktan sonra da yarım kutu krema ekliyorum çok büyük bir ölçü değil küçük bir karamel ölçüsü kalan yarım kutu kremayı da en son Tarifin üzeri için kullanacağız. Toplam e, bir kutu. Bu tarifte krema kullanmış oldum. E, kremayı da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvama geldikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Benim çok sevdiğim tariflerden karamel e, çok sevdiğim için tariflerimi çok kullanıyorum. Böyle tam kıvamında karamelimizi de hazırladım. Keki de fırından çıkarttıktan sonra soğumaya bırakmıştım. Elinizde tart kek kalıbı yoksa orta boy bir borcamda, tepside aynı tarifi hazırlayıp yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada bu arada kalan kremayı 100 mililitre krema kalmıştı, yarım kutu. Onu ocakta ısıttım. 70 gram içine çikolata ekledim. Küçük bir ganaj hazırlıyorum. Normalde ee, karamel ölçüsü de normal karamel miktarından e, az ölçü yarı yarıya düşürüp hazırladım çünkü e, çok büyük bir kek olmadığı için yarım ölçü karamel bu tarif için yeterli. Daha sonra e, oluklu kısmın her yerine karameli güzelce yayalım. Normal bir tepside yaptığınız zaman da e, kekin üzerine karamel, muz ve en son ee, hazırladığımız çikolatalı ganajı dökebilirsiniz. 3 tane veya 4 tane e, muz e, bu tarif alır. Benim muzlarım oldukça küçüktü, Yerli muz kullandım. Muzları halka halka kesip, üzerinin her yerini muzlarla kapladım. Hazırlama süresi e, ve yenme süresi olarak e, yarım saat 45 dakika içerisinde yapıp hemen yiyebileceğiniz bir tarif. Kekin pişme süresi çok uzun değil. Karamel zaten çok kısa sürede olan bir şey. Üzeri içinde ganaj yapmıştık. Ganajı da her yerine güzelce döküp yayalım. Muzların üzerine özellikle kapatıyorum. Çünkü açık kaldığı zaman dakikalar içerisinde hemen e, kararmaya başlıyor. O yüzden ee, hangi tarifte olursa olsun muzların üstünün mutlaka kapalı olması lazım hemen servis yapmayacaksınız son olarak da biraz sütlü çikolatayı e, rendeledim ve üzerine biraz serptim sevdiğiniz farklı malzemeler varsa süsleme malzemeleri onlarla da e, süslemeyi yapabilirsiniz bu arada ben hiç dolaba koymadım akşam olmak üzereydi yani 5 dakika bile dinlenmeden hemen e, tarz keki kestim Normalde dolapta en az bir yarım saat, bir saat durursa çok daha güzel olur. Çikolatanın kıvamı tam oturmuş olur. Pratik ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videoyu beğeni bırakmayı da unutmayın. Yapacak herkese de şimdiden afiyet olsun. Oldukça lezzetli bir tarif oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.